Selamlar arkadaşlar. Evet, Çiçi'nin köyü bir sekteye uğrayıp durdu. Maalesef köyde altyapı olmadığı için ben uydu interneti kullanıyorum. Uydu interneti de yurt dışı bağlantılı bir sorun yaşadığını söylüyor. Artık içeriğini bilemem. Onların söylediği böyle. Ben mail attım. Sınırsız internet talebinde bulundum. Bir haftalık uzayacağını söylediler tamiratın. Ben de talepte bulundum. Henüz bir dönüş olmadı. Bunun üzerine aile bireylerinden bir katkı oldu. Birazcık internet aldım ve üzerine bugün de Turkcell'in 30. yılıymış bir paket hediyesi oldu. Onun için size bir paylaşım çekmek istedim. Görüyorsunuz her yer yemyeşil oldu. Birazdan bahçeyi de çekeceğim size. Bebekleri de çekeceğim. Bakayım. Tabii karanlık olacak. Tekrar alayım. Evet. Bebişlerimizi görüyorsunuz. Bir tanesinde bir sürekli hapşurma vesaire görüyorsunuz. Soldaki bebişimde. Öyle bir durum var. Burada malum büyükbaş hayvanlarla daha çok ilgilendiği için veterinerler, ben eskiden yani İstanbul'daki veterinerime danıştım. Sadece Immunex kullanabiliyorum. Bağışıklık sistemi için. Diğer manada emmek vesaire konusunda bir sorunu yok. Sadece çok hapşuruyor bir tanesi. Onun için başka bir çözüm yok şu anda. Diğerleri çok iyiler. Anne maşallah. Maşallah deyin, nazar değmesin. Çok korkuyorum bir şey olurlar diye. Velhasıl ben size şimdi bahçeyi de gezdireceğim. Bellamız da doğurmuş. Bella şu anda Kapının dışarıya çıkıyorsun. dışarıya şey aldım böyle kapıya. Basit bir şey ama görseli gayet güzel. Kumaşlar aldım. Siz yoktunuz. İşte bu pazenleri kombinleyerek hoppa bir sürü şeyler yapılacak. Şimdilik size bu kadar gösterebileceğim. Bir de yukarıya çıkayım, şansı görelim. Bugünlerde daha çok bahçeyle uğraşılıyor. Maalesef ekim dikim işleri. Kazıdığımız yeri. Allah'ım ya Rabbim, bir de öfkesi var bunun. Evet bakın. Şansım. Şansın da çok iyi. Kaçak böyle tipik. Patlatma! Ya Rabbim ya, çocuğa bir bulaşma. Ay, klasik süreç yaşıyoruz işte. Size bir balkondan da göstereyim. Evet. Görüyorsunuz. Ekim yapmaya çalıştığım yerleri kazıyarak ilerliyorum. Yani yatak dünyanın en güzel kolaylığı. Diğerleriyle uğraşmak çok zor. Keşke çok yatağım olsaydı. Sebzeleri ekebilecek. Limitim doluyor. Size şimdi onları da göstereceğim. Mecburen diğer yerlere de dikmek zorundayım. Fideleri falan. Evet. Köy yemyeşil. Fakat 3-5 gündür bir soğuk hava mevcut. Burada böyle bunların minderlerini aldım. Burası böyle duruyor. Sessiz sakin. Şimdi aşağıya iniyorum. Size ağaçları ve sebzeleri göstereceğim. Çiçeğim her gün çok güzel bir şekilde açıyor. Akşamları da böyle yumuş yumuş kapanıyor gördüğünüz gibi. Şimdi şurada siz görmeyeli dağ menekşesi tuttu. Evet. Kişnişler fena değil, büyüyorlar. Burada semizotu tohumu da varmış. Maydanozun olduğu yerde daha çok semizotu çıktı arkadaşlar. Dereotları bayağı büyüdü. Çilekleri görüyorsunuz. Bir tane çilek yedim daha şimdiye kadar. Henüz çilekler daha olgunlaşmadı ve güneş yok. 4-5 gündür. Evet. Bunu da böyle ağaçla dekore ettim. Maalesef orada da bulamadım dikebileceğim bir yer. Burada da hep taş. Maalesef burayı bulduğum için sağlı sollu gidecek. Hani baştan başlayıp şöyle sarmasını isterdim ama seçenek hakkı yok. İyi de fena değil. Tutuyor, evet. Gördüğünüz gibi. Annemin gönderdiği fidan daha henüz bir ses seda çıkmıyor ama
O büyür. Biraz zaman alır. Evet, şimdi sizlere kirazları göstereyim. Üzümler yeni gelen dahil olmak üzere iyiler. Gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde yukarıya doğru uzayacaklar. Ben buradaki taşları bayağı toparladım. Oraya taşları yığma kararı aldım, fazla taşları. Taşları atmayacağım. İnşaat molozu hariç olan kaya taşlarını atmayacağım. Gördüğünüz gibi çilek diyorum, kirazlar çiçek açmaya devam ediyorlar. Ondan sonra diğer kiraza da bakalım. Bu kiraz birkaç tane açtı ve çok minik zaten. Maşallah o da. Gelincikler devam. Evet, kabakları suladım. Bir tanesi henüz çıktı. Hangi kabak olduğunu inanın bilmiyorum. Bir şeye bastım yine. Taşmış. Çok çeşitli kabak ektim buraya. Henüz tamamı çıkmadı. Evet, gelelim. Bugün şu sağ tarafı temizledim. Çok zor arındırmak ottan. Önce otları kesiyorum. Gösteririm size. Burası 40 günlük fasulye alanı. O hemen 40 gün boyunca verip yiyip bitiyormuş. Burası kelen, beyaz lahana. Yani top lahana için. Umarım sarar. Burada kavun karpuz alanı küçük. Burası turp, havuç ve enginar alanı. Şu anda minikler gördüğünüz gibi ama fideleri çıkmaya başladı. Burası çiçeklerin olduğu yer. Dokunmuyorum, otlarından ayrıştırmıyorum. Belki başka bir çiçek daha ekmiştim, o da çıkar anlayamam diye henüz onlara dokunmuyorum. Ki zaten her şeye dokunma şansım da yok. Çok zor. Evet, naneleri yine suladım. Burada görüyorsunuz çiçekler. Naneleri bayağı bayağı nane çıkmıştı. Onları kestim. Evet. Şu da şey görüyorsunuz. Oraya otları koydum. Arabayla götürüyorum. Bu ineklerin yiyebileceği. Bu da dipleri, kökleri. Onları yakacağım kuruduğu zaman. Ve arkadaşlar, siz yokken bizim vişnemiz maşallah açtı, açtı, açtı. Çok tatlıyım ben. Vişne coştu. Yeni gelen beyaz nektariye tuttu şükür. O yerinde mutlu. Evet. Limon çiçek açıyor. Şimdilik burada bir tane. Diğer limonda daha çok var. Gördüğünüz gibi beyaz elma da bir çiçek açtı. Evet, portakalımız. Şu böceği alalım. Portakalımız da tuttu. Görüyorsunuz yeni yeni yeşil dallar vermeye başladı. Kışı nasıl geçirir onu bilemem. Burası patates alanı. Çok büyük arazimiz patatesle dolu. Yani o da güzel. Şu çiçekler de çok tatlı. Maşallah. Ah, şuraları temizlemek istiyorum. Maalesef elmamızda çok az elma vardı. Çok az çiçek açtı. Bakın. Şurada ve şurada fazla çiçek açmadı. Açmadığı için herhalde bu sene elma sorunu varmış. Çünkü çok fazla elma yok. Daha çileği, evet, eski dallarından arındırıyorum, yapraklarından yenilenmeye başladı. O da tuttu efendim. Yine bu annemin malta eriği. Bir orada var, bir burada. Henüz yaprak açmadı. Gördüğünüz gibi limonum. Yine çiçeği var burada 2-3 tane. Heyecanla bekliyorum. Bunun gibi birkaç tane şurada da var. Evet, zeytin klasik haliyle duruyor. Evet, döngel iyi. O da şükür. Velhasıl şöyle dönüyoruz. Evet. Bir ordu kediyle birlikte. Evet, Ünye'nin inciri tuttu. Yaprak vermeye başladı. Bu arada kanalizasyon için Baski'ye başvuruda bulundum.
gelecekler. Kanalizasyon için ölçüm yapıp fiyat verecekler. Çünkü burada depo var, depo olduğu için artık suyu kaldırmıyor. Börtlen çiçek açtı, muhtemelen verecek. Soğanlarımız devam. Buradaki bitkiler devam henüz. Bir meyve verme sürecinde değiller. Ama tuttular. Çileklerimiz de. Buradan bir tane çilek yedim. Çok tatlıydı. Çünkü benim bahçemdeydi. Gördüğünüz gibi börtlen de tutuyor. Ona dokunmuyorum öylece şimdilik. İçi dışı kırmızı olan bir elmamız var. Özel bir elma. O bu sene meyve falan vermeyecek. Çiçek de açamayacak mı bilmiyorum ama tuttu şükür. Buraları da temizlemek istiyorum. Bu çiçeği sadece bırakmak istiyorum. Çok zor bunu yapmak. Yapıyorum. Tırpanı aldım. Fakat önce burayı taştan arındırmalıyım. Bu haldeyken tırpan yapma şansım yok. O yüzden el orayla kesiyorum otları. Taşları topluyorum. Uzun bir süreç. Gördüğünüz gibi bu kısımdaki bezelyelerim büyüdü. Evet. Armut. Trabzon hurması. Narımız da tuttu. Görüyorsunuz. Yine Trabzon hurması. Evet, kestane. Kestane de yapraklandı. Ağlayan dutumuz güzel devam ediyor. Burada patatesler bulmuştum. Patatesleri de kazımıştım etrafına. İyiler. Kendiliğinden olan. Eskiden, geçen seneden kalan. Evet. Şimdi görüyorum ben de mürdümereyi. Görüyor musunuz? Yapraklanıyor. Aşağıdan başladı. Evet. Simavlu buradan kaçıyor. Simavlu yine bugün çobana gitmiş. Mısırlarımız, evet, boydan boya mısırlar da oldu. Şu an göremiyor olabilirsiniz. Ya da bakın şöyle göstereyim. Mısırlar da tamam. Can eriğimiz de iyi. Maalesef papaz eriği bilmiyorum şu anda. Hiçbir tepkisi yok. Onda bir duraklama. Evet, nektari ve şeftali iyiler. Mantık olarak büzüşmüş yapraklarını koparıp attım. Ziraat mühendisi de aynı fikirde olduğunu söyledi, doğru yaptığımı. Onda ya böcek oluyor, suyunu çekiyor diye. Evet arkadaşlar, bu yatağımız kara lahana yatağı. Yeni dikildi, dün dikildi. Bu yatakta kara lahana olacak. Burada kırmızı normal domates. Bakalım tuttu tutmadı, göreceğiz. Dün ekildi. Tutmayanları yeniden, sağ olsun Fatma abladan almıştım. Ondan telafi edeceğiz. Hepsi sulandı, bunların defalarca sulandılar. Bu şey karnabahar. Burası karnabahar efendim. Burası kızartmalık kabak. Gerçekten yatak çok kolaylık ve çok temiz işmiş. Hiç pişman değilim. Keşke çok daha olsaydı. Ayrıca fidye yetiştirmek için ideal bir küçük küçük yataklar olması. Bu da kızartmalık kabak. Buradakiler marullar. Evet. Fasulyelerim. Bunlar. Buraya da fasulye ekildi. Burası lif kabağı. Uzak dur. Buraya bir şey ektim. Hatırlayamıyorum. Çıkacak. Şu anda. Bu karnabaharın artık kalıntıları. Çok tutmadılar. Bamya. Şimdi şu iki yerde kapalı alanda ise birine kıl biber, birine de sırık salatalık dikildi. İkisi de bekleniyor. Bakalım çıkacaklar. Ben bunlara şöyle bir formül bulmak istiyorum. Dursun Bey'e gittiğimde muşamba alacağım. Borularla sera yapmak istiyorum. Yani fide yetiştirme alanlarını
ayarlamak istiyorum bu poşetlerle değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdilik şu domateste bir zorlama var. Bunu bir sulayayım. Bakalım. Ondan sonra diğerleri gördüğünüz gibi gayet iyi gidiyorlar. Şimdilik böyle. Şöyle size evi de göstereyim. Görüyorsunuz. Size Hadi bakalım. Şöyle bir böcekle merhaba diyelim mi? Aşkım. Anneciğin kopyası bu. Bakın. Dibisini dibisini. Allah'ım, bu kamçı da çok tatlı. Maşallah maşallah. Ay 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 ay. Oy 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 oy, çok tatlı. Burada yatıyorum. Losa kontrolünden dolayı. Şöyle yüzünü göstereyim. Gözler açılmadı. Gözler açılmadı. Mis kokulu.